Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı programla açılan Eti Maden'e ait lityum üretim tesisi da saatler önce açıldı. Artık sıcağı sıcağına biz de size şey yapmak istiyoruz, anlatmak istiyoruz tabii ki. Yanımda çok önemli bir canlı yayın konuğumuz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le birlikteyiz. Efendim öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz biz de size. TGRT ailesi olaraktan az önce açılış gerçekleşti. Neler hissediyorsunuz? Öncelikle onları öğrenelim. Teşekkür ederiz. Bugün hakikaten son derece mutluyuz çünkü Türkiye kendi mühendisiyle, kendi işçisiyle şu anda içinde bulunduğumuz lityum karbonat üretim tesisinin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, teşrifleriyle biraz önce açmıştık. Şöyle ifade edeyim, yaklaşık 2-3 yıldır Eti Maden'deki mühendis arkadaşlarımız ve bu konuda mühendislik çözümünde bize yardımcı olacak endüstriyel tasarımlarda öne çıkmış bir firmanın destekleriyle birlikte bu tesisi bugün açmış olduk. Lityum dünyada nadir bulunan elementlerden birisi. Ağırlıklı olarak da Latin Amerika'da bulunuyor. Ama özellikle son yıllarda mobil cihazların kullanımının giderek artmasından dolayı lityuma olan ihtiyaç arttı. Çünkü mobilseniz ve enerjiye ihtiyacınız varsa elektriği bir şekilde depolamanız gerekiyor. Lityumda özellikle bu akıllı sistemlerde, mobil sistemlerdeki bataryanın ham maddesi olarak öne çıkıyor. Bir de biliyorsunuz elektrikli otomobiller var şu anda insanoğlunun gündeminde. Türkiye'de de inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında o otomobillere, TOGG'un hazırladığı otomobillere bineceğiz. Orada da tabii ciddi bir batarya, pil ihtiyacı söz konusu olacak. Yine oradaki pillerin üretiminde kullanılacak lityum ham maddesini buradan karşılamış olacağız. Bugün itibariyle baktığımızda yaklaşık yıllık 1000-1200 ton civarında bir ithalatımız var. Lityum ithalatımız. Bu Kırka'daki tesisimiz tamamlandığında inşallah 600 tonlu, yani yaklaşık yarısını bu tesisimizden karşılamış olacağız. Bu arada tabii sadece Eskişehir'de değil, bizim Bigad işte Emet'te de bor üretim tesislerimiz var. Benzer projeler oralarda da yapmayı planlıyoruz. Böylece belki de Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bütün lityum ham maddesini borun içerisindeki şu anda atık olarak değerlendirilen maalesef bu ürünü geri kazanmak suretiyle hem çevreye saygılı hem de bir ekonomik değere dönüştürmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ben bu vesileyle tabii Eti Maden'deki tüm yöneticilerimiz ve çalışan mühendis ve işçilerimizi de tebrik etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim peki 600 tona tam kapasiteyle çalıştığında ulaşacağız dedik. Bu tam kapasiteye ulaşmamız ne kadar sürebilir acaba değerlendirme? Şu anda pilot üretim tesisinin bazı test ve deneme ürünleri yapılacak, üretimleri yapılacak. Bunlar değerlendirilecek. 6 ay içerisinde de geniş kapasiteli, yüksek kapasiteli tesisin inşaatına başlıyoruz. Öyle tahmin ediyorum, onu da 1-1,5 yıl içerisinde inşallah tamamlamış oluruz. Efendim yerli ve milli otomobilde kullanılacağını söylediniz lityumun. Peki bunun yerli ve milli otomobilin maliyetinde bir düşüşe sebebiyet verecek mi acaba, neler söylemek istersiniz? Onu tabii otomobil üretenlere belki de doğrudan sormak lazım. Ama şüphesiz lityumu biz burada çok daha ekonomik koşullarda inşallah üretmiş olacağız. Bu lityumun dışında da bir diğer başka ham maddeler de pilin içerisinde kullanılacak. Onlarla ilgili de bir takım hazırlıklarımız var. Nikel, kobalt gibi ham madde üretimleri de önemli. Yerli işçilik olacağı için, yerli mühendislik çözümleri olacağı için batarya da ciddi bir tasarruf sağlanmış olacak. Doğal olarak da otomobilin içerisinde bunlar, yani nihai fiyata olumlu yansıyacak diye düşünüyoruz. Efendim bu zamana kadar biz lityumu hep ithal ettik. Eğer ki ülkedeki milli ihtiyaç karşılandıktan sonra ihraç etme imkanımız da olacak mı, neler söylemek istersiniz? Önümüzdeki yıllarda üretim kapasitemizin artışına bağlı. Öncelikle hedefimiz tabii ki iç piyasadaki talebi tamamını karşılayabilmek. Şüphesiz daha fazla üretirsek niçin ihraç etmeyelim? Bunlar da bizim gündemimizde. Efendim 2020 yılı biliyorsunuz ki sizlerde koronavirüsle mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine konuşmasında belirtti. Ama enerjide biz bu sene büyük adımlar attık. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bunlar hakikaten uzun yıllar öncesindeki planlamalara, stratejik çalışmalara bağlı. Eğer biz kendi sondaj gemilerimizi, kendi sismik araştırma gemilerimizi temin etmemiş olsaydık bugün bu başarılardan söz edemeyecektik. Hamdolsun 2020 yılı enerji açısından son derece olumlu geçti. Biliyorsunuz Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında
yaklaşık 400 milyar metreküplük bir gaz keşfimiz oldu. Bu arada Akdeniz'de çalışmalarımız devam ediyor. Keza karada da, yani gerek Trakya'da gerekse Güneydoğu'da da arama ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Oradan da üretim artışına dönük olumlu bilgiler, veriler elimize ulaşıyor. Tabii şu anda tüm ihtiyacımızı karşılamaktan uzağız. Kısa vadede böyle bir çözüm söz konusu değil. Ama orta uzun vadede enerji ithalatımızı azaltacak bir etkisi olacağını hep birlikte göreceğiz. Efendim, yayınımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz biz de sizlere. Evet, Yaprak Kırkayıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le birlikte Eskişehir'de bulunan Kırka tesislerinde yayınımız vardı. Bu yayının ardından sözü yeniden İstanbul'a bırakıyoruz.